Yani şu tartışılıyordu. İşte yakın bir dönemde bir önceki ABD Savunma Bakan Vekili Türkiye'ye bir mektup göndermişti ve bu işte S-400'leri alırsanız şunlar 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 yapılır gibi, yani oldukça geniş içeriğe sahip bir mektup. Hatta orada belirli hatırlatmalar vardı. İşte Kongre'nin hem Demokratlar hem Cumhuriyetçilerinin de aynı kanıda olduğuna yönelik olarak da altı çizilen hususlar vardı. Şimdi bu mesele mektup üzerinden ortaya çıkınca şunu tartıştık. Hatta siz de orada bir programda ben yaptırımların hafif bir şekilde geleceğini tahmin ediyorum demiştiniz. O mektuptan itibaren tabii Türkiye bir cevabi mektup verdi, ama diğer taraftan işte Erdoğan'la, Sayın Erdoğan'la Trump'ın bu G20 zirvesindeki, 28-29'undaki bu zirvede yapacağı görüşmeyi herkes bekliyordu. Yani buradan çıkacak sonuca göre aslında biz S-400 meselesinin, ABD ile bu yaptırımlar meselesinin nasıl şekilleneceğini az çok tahmin edebileceğimiz söylüyorduk. Neydi tahminlerimiz? Şu, sonuçta ABD'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası var. Bu işte yasanın 12 maddelik bir çerçevesi var. İşte bu 5 maddeye kadar indirilebiliyor çeşitli inisiyatiflerle ve bunu da en hafiflerinin işte başkan inisiyatifiyle uygulanabileceğini tartışıyorduk. Şimdi gelinen süreçte ortaya çıkan hususlar şu. Türkiye bugüne kadar ABD ile bütün görüşmelerinde belirli tezlerini masaya koydu. Dedi ki bir, sizden biz aslında bu savunma sistemleriyle ilgili çeşitli işte materyaller, araçlar almak için uğraştık. Ama biz Suriye ile savaşırken en tehdidin en yüksek olduğu dönemde bunları geri çektiniz. Dolayısıyla biz bu savunma sistemine ihtiyacımız var. Siz vermediniz. Biz gittik bu, Rusya'dan Rusya'dan aldık. S-400 sistemlerini aldık. Bu anlaşmayı yaptık ve yapılan bir anlaşmadan bir devlet olarak geri dönme şansımız yok. Çünkü sonuçta nasıl ABD ile çeşitli anlaşmalar yapıyorsanız ve bu anlaşmalara uymak için bir çerçeve ortaya koyuyorsanız, bir politika ortaya koyuyorsanız, Rusya ile de bir anlaşma yapmışsınız, işte maliyetini ödemişsiniz ve anlaşma sonuna kadar gelmiş. Burada işte Türkiye'de de hani çeşitli şeyler tartışıldı, farklı ülkelere göndermeden tutun da işte bundan caymaya yönelik olarak kamuoyu da oluşturulmaya çalışıldı ve her defasında burada aslında Sayın Erdoğan bu S-400 meselesinin bittiğini, burada Türkiye'nin elinin çok güçlü olduğunu, yani en azından işte bugüne kadar ABD'nin istenen Patriotları vermemesi, bu alanda isteklerinin birçoğunu kabul etmemesine yönelik olarak tezlerini dile getirdi. Şimdi dün itibariyle Türkiye'nin aslında bugüne kadar dillendirdiği bütün tezler Trump tarafından basın toplantısında dile getirildi. Ve dedi ki, ha son dönemlerde şu oluyordu, işte mektuptan sonra da mektubun içeriğindeki yaptırım meseleleri gündeme geliyordu, ama aynı zamanda Türkiye ile işte müttefiklik ilişkisinin devam edeceği, Suriye'de işbirliğinin devam ettiği, işte ticaretin diğer alanlarda devam ettiğine yönelik vurgular da vardı. Trump'ın Türkiye'nin tezlerini dillendirmesinin yanında altını çizdiği hususlar vardı. İşte ticaretimiz devam eder. Zaten Türkiye almak istemişti, şu kadar işte F-35'in parasını ödedi. Burada Türkiye'ye hep haksızlık yapıldığına yönelik bunların da altını çizdi. Şu anda Türkiye'deki birçok uzman bir Trump kadar Türkiye'yi savunmadı. Değil mi bu süre bugün içerisinde? hatta baktım, Trump yani daha önceki yazdıklarını nasıl tevil ediyor diye, yani birkaç yazar hala işte yani Trump bunu söylüyor ama deyip Türkiye'nin S-400'de haksız olduğuna yönelik de bir konum ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bundan sonraki süreç Hasan özetledi. Yani geçmişe yönelik olarak mektup var, mektuba karşı cevap var, Türkiye'nin tezleri var ve Türkiye'nin S-400 dün işte Putin'le görüşmesinde Sayın Erdoğan onu da net olarak söyledi. İşte takvimler belirlendi, Türkiye'ye gelecek. Burada artık S-400'ler geliyor. Bu tartışma dışı. Bundan sonraki süreç F-35 meselesinde 4 tane aldığımız uçak var. Türkiye diyor ki, ben burada bir ticaret yapmıyorum sizinle. Ben zaten 9 ülke olarak F-35'in Bunun paydaş ortak bir üreticisiyim. ortak üreticisiyim. Dolayısıyla burada bunu bir ticaret olarak düşünülmemesi gerekiyor. Ben uçaklarımın parasını ödemişim. 4 tanesi bize teslim edilmiş. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Diğer taraftan da işte toplam
116 uçak daha siparişim var. Buradaki ticaretimiz de devam etsin diyor. Ben en nihayetinde hani uzun süredir de tartıştığımız meselede hani siz Suriye örneğini verdiniz. İşte Trump orada da güvenli bölge konusunda Türkiye'nin tezlerine önceden destek verdi. Ama ABD'nin kurumsal yapısı bunu bir şekilde etkisiz hale getirdi dediniz. Ama ben bunun biraz Suriye'den farklı olacağını düşünüyorum. Yani S-400 meselesi ve yaptırımlar meselesinin. İşte Hasan söyledi orada başkanın biraz daha eli kuvvetli ama diğer taraftan da hani daha yani bu ticaret meselesi olunca Trump'ın biraz politik çıktılar. Bu yüzden oluyor. Ekonomiye...